Nilüfer Hanım. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nilüfer Baynaz. Kars'tan geldim. Kars kızıyım. Uzun zayım kızıyım. Evlendim, geldim. Kars'ta saklıyordum kazı. Sonra buraya geldik. Çocuk büyüyünce oğlanlar evlendi, büyüdüler. Benim canım sıkıldı. Evet. Bu sefer ne yapayım dedim. Oğlum dedim, kaz alın bana. Ben de sağ olsun oğullarım da kaz aldı. Buraya geldik, kiraya oturduk. Kiradan sonra burayı satın aldık, çiftliğimiz oldu. Evet. Şimdi 250, 300-250 kaz diyeyim yani. Peki köy yaşantısı sizin için nasıl geçiyor? Vallahi ben sevdiğim için bana zor gelmiyor. Ama çok zor. Köy yaşantısı zor. Canlı hayvanla uğraşmak zor. Evet, hava şartları. Yani hava şartları bilmiyorum. Ben çalışmayı sevdiğim için, çabalamayı sevdiğim için bana zor gelmiyor. Ama tabii ki zorluğu var. Artık yaşlandık. İster istemez bazı zorluklar var. Evet. Maddi olarak da zorluklar oluyor. Mesela kazların arpa yiyor, buğday yiyor. Doğal besliyor. Benim kazım doğal kaz. Öyle hazır alınma kaz değil, makine kazı değil. Doğal kaz olduğu için akşam sabah otlaması gerekir. Evet. Yani zor, benim için zor değil ama başkaları için zor olabilir. Yani işi sevmek lazım. Ben seviyorum. Ben kazı sevdiğim için yapıyorum. Kazı sevmeyen kazı yapamaz. Evet. Kazı sevecek yani. Peki doğal yem ile yapay yem arasındaki farklar nelerdir? Doğal yemdeki farklar çok şey var. Her şey katılıyor içine. Doğal olduğu için kemikten tut her şeye kadar koku yapıyor. Onun etinin lezzeti olmuyor. İster tavukta olsun ister kazda olsun. Yani bunu dememin sebebi benimki doğal. Ben kazı mayalandırıyorum mesela sütle, yumurtayla mayalandırıyorum. Evet. Civciv çıkarken. Ama doğal kaz böyle olur. Yani bizim yerli kazımız. O bir kazlarda kokusu olur, eti lezzetli olmuyor. Yani tuzlamada hiç şey yapamaz yani. Onu biz Kars kızları yiyemez yani. Kars insanı onu yiyemiyor. Ama normal kaz, mas kazı diyorlar, linda kazı diyorlar, şu kaz diyorlar ama onlar bizde yok. Normal hazır Kars kazı derler. Bize Kars kazı diyor biz. Yani yerli kaz. Türkiye kazı yani, yerli kaz. En güzel kaz o arpa, buğdayla beslenen, otlayan kaz. Otlanan gaz yani, otlayarak geçilen gaz. Evet. En doğal gaz odur yani. O birileri doğal değil. Peki bu kazların kürk olayı nasıl oluyor? Vallahi bu kazların kürk olayı kızım bak. Kaz bir ay yumurtlar, bir gün durar, bir gün yumurtlar. 12-13 yumurta yumurtlar. Evet. En güzeli 13 yumurta, 11 yumurta yumurtlayan kaz. Ondan sonra 2-3 gün kaz yatar, kalkmaz yerinden. O zaman bilirim ki kaz yatacak. Evet. Sonra 12 yumurta, 13 yumurtayı altına dökerim. 30 gün bekler. 30 gün sonra o kürk Allah nasip ettiği kadar çıkar. Çıkabildiği kadar çıkar. Çıkmayan da nasipte bir şey yani. 30 gün yani 30 gün yatacak. Kuru yerde. Güzel ot döküyorum altına, saman koyuyorum altına. Orada tarif ettiğim gibi evet. De onun gibi de yatıyor. Peki kazlar 30 gün boyunca hiç kalkmıyor mu? Kalkıyor, kalkmaz olur mu? 3 gün kalkmaz. 3 gün yatar, kalkmaz. Yumurtayı ağzından yerleştirir altına. 3 günden sonra kalkar, yer, su içer, geri yatar. Evet. Can istediği zaman 2-3 günde bir kalkar. O kazın artık yapısına al belli bir şey yani. Yapısı neyse ona göre davranır. 3 günde bir kalkar, 2 günde bir kalkar. Ama son 4 gün hiç kalkmaz. Çıkma günü. Normal bir iş gününde neler yaparsınız? Normal bir iş günde neler yaparsın? Ben biraz hiperaktif kadın olduğum için normal bir günüm yok. Her gün çalışıyorum ama size doğruyu söyleyeyim. Sabah 7'de kalkarım. Evet. Kazları açarım. Yeme, otlamaya götürürüm. Saat 10, 11, 12'ye kadar. 12'de getiririm, hava sıcak olur, içeri koyarım. O birilerine yem veririm. Akşam 9 gibi, 4 gibi geri çıkarırım, götürür tekrar otlatırım. Bu sefer tekrar getiririm, içeri koyarım. Akşam 9'da içeri girerim. 9.30, 9 gibi de içeri girerim. Ondan sonra da artık gün bitiyor yani. Ya bu kişi seven kişi yapar bunu.
Bunu sevmedik hiçbir Allah'ın kulu yapamaz. Yani. Ve kadınlar da kolay kolay yapamaz. Evet. Yani ve çok yapamaz. Yapar, bir iki kaz yapar da çok yapamaz. Yoksa benim kadar yapamaz. Peki kadın olarak zorlandığınız, kazlara bakarken zorlandığınız olaylar? Kadın olarak zorlandığım çek maddi durumdan zorlanıyorum. Bir yalan söylemeyeyim. Maddi durumum zor oluyor. Çünkü kazın boğazı çok. Arpa buğda çok yiyor. Onu çünkü mecbur ona yedirmek zorundasın ki o gelişin. En iyi kaz geleceği 2 kilo 2,5 kilo. En güzel kaz. O da tuza yatırıyorsun, kurutuyorsun, kaz 2 kilo kalıyor. En lezzetli kaz 2 kilo olan kazdır yani. Bilmiyorum yani ilelebet dedemiz babamız yani 100 senedir böyle duyduğumuza göre en iyi kaz 2 kilo olan kaz. Temiz lezzetli kaz yapılan bu. Başka bildiğim bu yani. Çocukluğumdan bu yanı yapıyorum ben. 12 yaşımdan bu yanı bu işi yapıyorum. Kurumuş halde difrizden çıkarttım. Bunu böylece 15 gün dışarıda kuruyor. 10 günde tuzda kalıyor. Sonra da akşamdan su, pişirdiğin zaman akşamdan suya koyuyor. Soğuk suyun içine. O tuzunu bırakıyor. Sonra suda haşlıyorsun. Ondan sonra pilavını yapıyorsun. Fırına sürüyorsun. Haşlıyorsun. Sonra da fırına sürüp pilavını yapıyorsun. Pilavı istediğin gibi yapabilirsin. Bu yani kars kazı böyle. Şu şekilde. Tuzda kurutuyoruz. Kuruma süreci kaç gün sürüyor? Kuruma süreci 10 gün. Tuzda kalma süresi 6-7 gün. Toplamda bir evet, 17. Tuza yatırıyor herhalde. Toplam 12-13 gün yani. 12-13 gün. Bilen biliyor. Bilmeyen de burayı dinleyip yapabilir. Peki, yani. Peki kurutmayı nerede yapıyorsunuz tam kurutmayı olarak? Kurutmayı şurada ağaç yapmışız, biz demirden yer yapmışız, yukarı asıyoruz. Kışın soğuk ayazda kuruyor. Ayazda kuruyor, ha, ayazda esmesi kuruyor. Gerekiyor. Evet, ayazda. Hem ayaz hem kar. Bu kazların tam olarak hani özelliği siz Kars'ta yetiştiriyormuş gibi yetiştiriyorsunuz, doğru evet, mu? Evet, doğru. Kars'ta yetiştirdiğim kaz gibi ben kaz yetiştiriyorum. Kazın yani özelliği bu. Kars kazı gibi yetiştiriyorum ben. Şimdikiler yetiştiriyor ama makinede. Hem makine yemi veriyorlar, makinede yetiştiriyorlar. Onun eti koku oluyor, lezzet olmuyor. Yani diyorsunuz ki hayvanın nerede yetiştiği değil, kim tarafından yetiştirildiği evet. Önemli. Evet, o yaylım olacak kaza. Gazı bilen yetiştirecek. Bilmeyen yetiştirmeyecek bunu. Yani ister istemez bilen kişi yetiştirecek gazı. Yani ben tamam benim oğullarım benim peşime dolanıyor. İşi rast gelsin. Onlar da benden öğrendi aynısını yapacak. Maşallah. Yani çünkü gazı yetiştirmek önemli. Bir de yaparken de temiz yapmak önemli. Evet. Gazı keserken de temiz keseceksin. Temizlerken de buharda temizliyoruz biz. Yonmasını, buharı, her şeyi, sıcaklığını, suyun sıcak verirsen kazın lezzeti bozulur. Temizlediğin zaman buharı fazla verirsen. Pişirdiğin zaman da suda pişiriyorsun, haşlamasında pilav yapıyorsun. Pilav yaptığın, haşlama yaptığın gaz da ona göre lezzet oluyor. Bulgur pilavından, özellikle bulgur pilavı güzel oluyor yani. Turşusundan, hoşabından. Biz Kars insanları böyle yiyor. Başkasını bilemem yani. Kars'ı başkası pişirirse bu gazı berbat eder yani. Bilen kişi pişirecek. Ben bildiğim bu kadar. Gerisini bilmem. Vallahi ben demek ama istediğim yani ne? Yaptım 500 gaz yapmıştım. Söyledim geldim eve. İçine tilki girdi. O güzelim gaz, tuttuğum gaz falan hepsi gitti. Hepsini öldürdü. Yani. Bütün hayvanların sebep mi oldu? He, bütün değil. 50 tane kazım mı? Yine de çok yani. 50 kazım. O da çok üzüldüm ama çok Allah biliyor. Çok geçmiş olsun. Ben de dedim ki yani nazara geldim herhalde, göze geldim. Ondan dolayı oldu. İnşallah izleyenler de maşallah değil, iyi gözle seyrederler. Böyle dedim yani. Kötü anlamda değil yani.